Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Size bu yayında biraz kendimizden söz edeceğiz. Çünkü bugün bizim için mutlu bir gün. Medyaskop 3. yaşını doldurdu 3 yıldır yayın hayatında. Kurucumuz ekibimizin başı Ruşen Çakır ve yine ekibimizin temel direklerinden Tamer Durak benimle birlikte ve nasıl geçti bu 3 yıl? Bundan sonrası için neler planlıyoruz? Sizinle paylaşacağız ama isterseniz önce bir 3 yıl öncesine ilk yayınımıza dönelim. Merhaba, iyi akşamlar. Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. İki dostum, Levent Gültekin ve Kadri Gürsel ile Periskop yayınlarımıza bir ilk kattık. Bir ilk açık oturum yapacağız. Konu gündem malum. Ben az konuşacağım. Daha çok konuklarımı konuşturmaya çalışacağım. Onların da söyleyecekleri zaten ikisini de ayrı ayrı tanıyorsunuz. Biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Masanın üzerinde daha önce gazete koyardık. Gazetelerin sıralanışından dolayı insanlar laf ederdi. İzleyicilerin bazıları. Onun yerine kitap koyuyoruz. Aslında Türkiye'de gazete yerine kitap okumanın daha akıllı olduğunu düşünüyorum. Gündemi konuşacağız. Özellikle seçim hükümeti meselesini konuşacağız. Seçimlerde ne olabileceğini konuşacağız. Ve de tabii ki tırmanan gerilim, çatışma ortamını konuşacağız. Ama önce en sıcak olayla başbakan yani görev iade etti ama fiilen başbakan Ahmet Davutoğlu'nun en son nereden nereye? İktidai koşullardan koskocaman bir stüdyomuz var. Orada kudan bayağı güzel de haber Türk'teki ama şeydi tabii sesi vesairesi şusu busu. Evet, aslında tam bugün değil, 20 Ağustos ama biz bayrama denk geldiği için bugün yapıyoruz. 20 Ağustos'ta yaptık ilk şeyi, açık oturumu. Web sayfası hazırlanmıştı, tasarlanmıştı ve o açık oturumla beraber kendimizi duyurduk, piyasaya çıktık. Daha sonra benim o Habertürk'teki odamda başlayan yayınlar, daha sonra buraya, stüdyoya, Sanayi Mahallesi'ndeki bu stüdyoya geldik. Ve buradan gidiyoruz. O tarihte gönüllülük üzerinde tamamen gidiyordu. Ardından ilk maddi imkan buldukça ilk arkadaşlar çalışmaya başladık. Ki çalışanlar da gönüllü olarak gelenleri kadro haline getirdik. Ve sonuçta öyle yaklaşık 30 kişi kadrolu olarak çalışıyor ve çok sayıda kişi de değişik şekillerde katkıda bulunuyor. 3 yıl boyunca da bayağı binlerce içerik ürettik. Bunun önemli bir kısmı video. Ve bu videoların belli bir tarihten itibaren hepsinin sesleri ayrıca yükleniyor. Ve belli bir aşamadan sonra da çok yoğun bir şekilde aynı zamanda haber de web sayfasında yüklüyoruz. Ve bayağı herhalde binlerce içerik, yani başta çok mütevazı bir şekilde başladı ama şimdi bayağı aldık başımızı gittik yani. Öyle valla, ben de parçası olmaktan gurur duyuyorum. Tamer'e de yine o dönemi hatırlatıp, yani oraya dönüp bugüne nasıl geldik teknik açıdan sorayım. Çünkü Ruşen herhalde böyle bir cep telefonu ya da değil mi onunla başlayıp Periskop üzerinden, ki çok da bilinen bir şey de değil ama müthiş yankı yapmıştı senin o ilk yayınların, hani seçimi izleme, bu Medyaskop kurulmadan önceki, ona binaen onun üzerine yeni medyadan yararlanıp evet, nasıl zaten oldu? Hani hep Periskop kullandığımız için başta Medyaskop'tu. Oradaki skop, Periskop'un skopuna çağrışım. Şöyle oldu, Periskop ilk başta sadece telefon ve tablet üzerinden yayına izin veriyordu. Hatta bizim burada çok ilginç bir düzeneğimiz vardı. Hani aynadan yansıtarak o görüntüyü tabletin içine alıp tabletten tekrar yayın yapıyorduk. Sonra Periskop bunu geliştirdiği bir profesyonel modele geçti ve biz de Türkiye'de herhalde ilkiz, dünyada da ilk kullananlardan biriyiz o sistemi kullanan. Periskop'la birlikte YouTube ve Facebook'ta başladı. 3 tane ayrı kanaldan yayına başladık. O arada işte önce bu stüdyo kuruldu. Bu stüdyoda önceleri arkada siyah fonumuz vardı. Burada şimdi Ruşen'in odasında kullandığımız, toplantı masası olarak kullandığımız masa vardı. Onlar değişti, fon değişti. İşte kameralar geldi.
Rejiye kurgu cihazlarını aldık. Rejiye ondan sonra diğer ses cihazlarını aldık. Hep bizim sesimizden çok uzun süre şikayet edildi. Hala da şikayet ediliyor ama onun altında yatan sebep stüdyomuzun açık bir stüdyo olması, işte cihazların çok aslında normalin üzerinde kullanılması. Yavaş yavaş oturdu. Belli bir teknik düzene oturduk ve onun üstünde gidiyoruz. Şunu sorayım o zaman, tam bu zorluklardan bahsetmişken daha genel de soracağım Ruşen ama bütün bu ekipmanı da aslında yani mesela şunu öğrenmiştim ben de biraz daha geç katıldığım için aranıza. Mesela bu reji masası falan hep gönüllü, yurttaş desteği değil mi? Bunu bir... Evet, şimdi öyle yapan çok arkadaşımız, tanıdıklarımız, bağış yapan diyelim oldu. Buranın döşenmesinde masaların tedarikinden vesairesine kadar ya da çok maliyetine sunanlar oldu. Sonra da fonlardan bulduk tabii. Önce insanlar tam olarak anlamıyorlardı ama buraya gelip buradaki o amatör heyecanı görünce, gençleri görünce vesaire bir şeylerin döndüğünü ve bir şeylerin olmakta olduğunu görünce bunun küçük de olsa parçası olmak isteyen çok kişi, değişik dönemlerde kişiler oldu. Kimileri yurt dışından destek sundular. Özellikle materyal temininin dışında bir de bilgi, yani bir takım uzmanlık gerektiren teknik konularda oldu. Ama en önemlisi tabii şu, bizim başından itibaren bu işi yaptığımızda konuk ettiğimiz, görüş almak için başvurduğumuz insanların, ki bunlar Türkiye ortalamasının gerçekten ya da şu andaki medyanın ortalamasının çok üzerindeki kişiler bunlar. Gazeteciler, aydınlar, öğretim üyeleri, emekli diplomatlar vesaire vesaire. Bunların tabii ki bizi, çağrımızı kabul etmeleri oldu. İlk andan itibaren çıtayı yüksek tuttuk. O gerçekten bizim daha hızlı duyulmamızı sağladı. Daha hızlı ve o prestiji de başından itibaren gördük. Tabii onlar diğer medyanın artık kendilerine çok fazla yer vermemesi de vardı ama onun dışında bir şekilde bir güveni sağladık. Çünkü bu işler öyle kolay işler değil. Konuk bulmak, sen de yıllarda televizyon, haber televizyonculuğu yaptın. İnsanları ikna etmek vesaire kolay değil. Tam olarak ne yaptığımızı bile bilmiyorlardı. Şimdi çoğu biliyorsun bizden öğren. Şimdi bunu kim izleyecek, nasıl izleyecek falan diye. Ama o özellikle o kişilerin bize gösterdikleri ilgi ve destek bence çok önemli. Onları biraz daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü sonuçta kolektif bir çalışmanın da ürünü bu anlamda. Ama şunu sormak istiyorum Burşan ya. Yani aslında bu da zorluğun parçası, az önce bahsettiğim boyutu. Yani kimler gelecek, nasıl gelecek, kabul etmeyecekler. Herhalde sen başlarken bu işin zorluklarına düşünüp, yani hem siyaseten de zor bir şeydi. Çünkü hani buranın saygınlığını korumasının sebebi çok zoru başarmamız, gazetecilik yapmaya devam etmemiz. Hem de ekonomik açıdan da zor. Yani nasıl bakıyorlardı bugün şuna? Yani herkes, yerli yabancı herkes iki soru sordu. Başınıza bir şey gelmez mi? Parayı nereden bulacaksınız diye. Bunların ikisi de hakikaten sayıcı sorulardı. Hala soranlar da var. Ama bir yerden sonra başımıza bir şey gelmeyebilir ve parayı da bulabiliriz dedik ve yaptık. Yani ilk gün buraya mesela gelen bir takım diplomatlar, yabancı gazeteciler falan bu soruyu sordukları zaman ya haklısınız biz bu işi yapmıyorum deseydik bu 3 yaşı dolduramazdık. Tabii ki burada şöyle bir sorun var. Türkiye'nin yeni döneminde özellikle her gün bizim gibi kurumların ve kişiler her gün kendilerini yeniden kanıtlamak zorundalar. Böyle bir sorunumuz var. Çünkü geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylediği gibi neyin ne zaman olacağı belli değil. Böyle bir ortamda uzun vadeli hatta orta vadeli bakmanın iyice imkansız olduğu bir ortamda en çok da basın özgürlüğü meselesinde çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bir ortamda iddialı bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bu hiç kolay olmuyor ama zor olsa bile zorluğu onun aslında güzelliği oluyor. Bunun bir formülü yok.
Yani böyle bir nasıl yapıyorsun? Herkes bunu sorduğunda bir cevap istiyor. Bunun cevabı yok. Yani biz de bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bizim yaptığımız hakikaten biz bir şeyi bunun yapılabilirliğini bulduk. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Ama şöyle bir mesele var. Onu daha önce bir yayında da söylemiştik. Sürdürülebilir cesaret önemli olan. Yani Türkiye'de gazetecilik yapmak bir cesaret gerektiriyor ama bu cesareti sürdürülebilir kılmak lazım. Bunun için de rasyonalite gerekiyor, bir akılcılık gerekiyor. Bir de açıkçası şu var, attığın taş, ürküttüğün kurbağa meselesi. Yani şey çok yaygın, gazetecilikle aktivizmin çok iç içe geçirilmesi ki bizim en çok uzak durduğumuz husus. Biz sakin sakin her şeyi konuşabileceğimizi düşünüyoruz. Hata yapmışızdır muhakkak ama şöyle bir hata yapmadık. Onu çok iyi biliyorum. Hani böyle bir yaptığımız bir haber ya da yayından dolayı böyle çok insanların haklı tepkileri vesaireler böyle bir sicilimiz yok. Yani bazı yayınlarımızı bazı insanlar seviyor, bazıları sevmiyor. Bazı konuklarımıza nefret edenler çıkıyor vesaire oluyor ama sonuç olarak bir bütün olarak baktığımızda ve tekil olarak da baktığımızda maddi hata deriz ya biz gazeteciler, maddi hata yapmıyoruz. Her şeyi yapmıyoruz belki, onu Tamer daha iyi anlatacaktır. Her şeyi yapmıyoruz, öyle bir şeyimiz yok. Hani bir acar gazetecilik gibi derdimiz yok. O bizi daha bir ayakları yere sağlam basan bir kurum yapıyor. Tamam, o zaman sen hem editoryal yaklaşımımızı anlat hem de paydaşlarımızı anlat. Çünkü biz senin evet. de yaptığın bazı programlarda bize destek veren sivil toplum da çok var. Çok paydaşımız var ve hani bizim kapımız da herkese açık. Yani bizim yayın saatlerimiz zaten belli. Oradaki bütün boşluklara hani birisi gelip benim şöyle bir derdim var, ben bunu böyle anlatacağım dediğinde geliyor, oturuyor buraya, anlatıyor. İsterse onun kendi YouTube kanalı üzerinden de yapabiliyoruz. Yani onu oraya da yükleyebiliyoruz. Kendi sayfamıza linklendiriyoruz. Mesela bunun en güzel örneği Ünsal Ünlü Yayınları. Ünsal Ünlü de çok deneyimli bir gazeteci ve kendi başına ayakta durmaya çalışıyor ve çok güzel yayınlar yapıyor günde iki kez. Ve onun yayınlarını biz onun YouTube sayfasından kendi sayfamıza taşıyoruz mesela. Onun dışında birçok STK var ama bundan önce bizim bu editoryal duruşumuzla ilgili başta Ruşen'in serin duruşu sayesinde gelen bir serin halimiz var. Yani öyle her yere koşturmak, her şeye yetişmek zorunda hissetmiyoruz kendimizi. Hiçbir zaman bir haberi, ah bunu en önce biz vermeliyiz diye bir şeyimiz yok. Evet, yapabilirsek güzel oluyor. Ona uğraşıyoruz ama yani son dakika haberi vereceğiz diye bir şeyi yarım yamalak vermektense vermemeyi tercih ediyoruz. Çoğu zaman bekliyoruz. Mesela bir gelişme oluyor. Burada aslında herkesten önce biz duymuş oluyoruz onu ama bir yerlerden, 2-3 kaynaktan teyidi gelene kadar bekliyoruz. Hatta çoğu zaman da bizim bence en büyük avantajlarımızdan biri o, bir gelişme karşısında, bir olgu karşısında direkt onun haberini yapmaktansa birilerine soruyoruz. Ya bu ses kaydı olabiliyor, işte yayın olabiliyor, telefon bağlantısı oluyor. Soruyoruz ve o insanın görüşünü alıyoruz. En iyi bir insanın görüşünü alıp o görüşün üzerinden haberi veriyoruz. O da bizi çok rahatlatıyor. Çünkü öbür türlü, yani biz gazeteciyiz ama her şeyi bilmemiz mümkün değil. Yani bir kısım arkadaşımız gazeteciliği öyle algılıyor. Hani her şeyi bilmek zorunda gibi algılıyor. Hayır, her öyle bir şey yok. Her konuda ahkam kesmek gibi de algılıyor. Evet. STK'lardan bahsedince örneğin Şehir Hepimizin var. Burada yayın yapan çok uzun süredir. Ondan sonra unuttum da olabilir. Sosyal hukuk var. Yurttaş postası. Helsinki Yurttaşlar. Gündem Çocuk var. Bilim Akademisi ile işbirliği içindeyiz. Daha önce yapılmış sonra bitmiş olan programlar var. Bir de bireysel olarak dışarıdan gelip buraya düzenli yayın yapanlar var. Mesela Melis Oğuz'un, Sevim Gözay'ın, Murat Utku'nun yaptığı böyle. Onlar artık haftalık kendi programlarını yapıyor. Müge eşim Zeytin Dalı'na yazın ara verdi ama o da devam edecek. Mesela ilk programlardan birisi Duru. Tabii bizim alameti farikamız esas olarak ilk başladığımız Açık Oturum. Açık Oturum artık 100 küsürüncü oldu. O zaten bizim ömrümüzü gösteriyor rakamlara baktığımız zaman. Ondan sonra Açık Oturum, Güne Bakış biraz geç başladı ama Güne Bakış. Sonra Kürtçe ve İngilizce haber bültenleri Medyascope'un şeyleri oldu. Onun dışında da Romy Knight gibi, Zeytin Dalı gibi
neredeyse başladığımız bir de ekonomi sohbetleri gibi 3 yıldır neredeyse değil mi? Evet. Süren programlarımız var. Tabii bir de senin fen fikrin var. Şimdi tam onu diyecektim. Bir kere Müge İplikçi'nin sen eşisin. Fen fikir, feminist bir yaklaşımla espri yapayım. Ama gerçekten de söyleyeyim. Yani Müge İplikçi'nin belki daha yeni açmış olanlar varsa, bizim yayınlarımızı bilmiyorlarsa, Müge İplikçi'nin Zeytin Dalı diye bir yayını var burada düzenli olarak. O da hem yazar hem sanat eleştirmeni. O yüzden onu öyle söylemek istedim. Fen fikire gelince aslında burada bizim kimi açık oturumlarda sanıyorum hep erkek katılımcıların olması nedeniyle bazen izleyicilerimizden hiç kadın yok mu diye eleştiri aldığımız oluyor. Ben de onun savunmasını izninizle ben yapayım. Fen fikir ayrıca buradaki ekip kolektif anlayışın bir sonucu olarak ama Ruşen'in cesaretlendirmesiyle sadece kadınların paydaş olduğu, beraber yaptıkları bir güncel olaylar ve tartışma programı. Aslında sizin yaptığınız açık oturumun sadece kadınlar arasında yapılmış olduğunu söyleyebiliriz bizim Fen Fikir'de. Ekibimiz şimdilik 12 kadınız. Belki biraz genişleriz. Ara sıra özel konuklar da çağırıyoruz. Biz de ayrıca bence o da önemliydi. Özellikle seçimden önce, seçimle ilgili yayınlarımızla da sormak istiyorum. Muhalefetteki bütün partilerin seçime katılacak milletvekili adaylarını buraya getirmiştik ve aslında kadınların bir arada sayılarının çok olması halinde siyasette de o rekabette kalacağını, yani böyle erkeklerin var ya böyle agresif saldırganlığın olmadığını da biz o yayında gördük, onu hatırlatmak istedim. Şeyi sorayım o zaman, biz daha çok stüdyoda hani konuklar geliyor yayın yapıyor gibiyken aslında bu seçimlerden önce alana da değil mi arkadaşlarımız çıktı ve çok güzel işler çıkarmaya başladılar, devam edecek sanıyorum. Evet, ediyor. Zaten mesela bugün de ana haberde tekrar bayram tatiliyle ilgili bir yayınımız var. Şimdi alana çıkmak hem zorlu hem de pahalı bir iş. Hı hı. Yani çünkü hani dışarıda maliyetler artıyor. O yüzden biz baştan geri duruyorduk. Ve hani alana çıktığınızda yaptığınız işin kalitesini insanlar daha çok sorguluyor. Stüdyoda biraz daha insanın sırtı sağlam. O yüzden alana çıkmaya biraz yavaş başladık. Ama bence iyi de yaptık, iyi de gidiyor. Ve onu arttırmayı da istiyoruz ama tabii ki bu bir maliyet konusu. Hani bizim 3 senede burada harcadığımız bütün para herhalde normal bir televizyon kanalının 1-2 ayda harcadığı para kadardır. O alan konusunda mesela biz seçimler öncesi, 24 Haziran seçimleri öncesi bayağı illere, yani İstanbul dışı illere arkadaşlarımızı yolladık. Meral Akşener'i, Temel Karamollaoğlu'nu, Muharrem İnce'yi takip ettiler ağırlıkla. HDP ile ilgili birkaç tane şey oldu ama onların kampanyası biraz Selahattin Demirtaş içeride olduğu için biraz daha farklıydı. Bayağı bir şey yaptık. Oralardan bir de ayrıca çok ilginç, oralara giden arkadaşlar burada, genellikle Tamer'in yönetiminde, mesela İyi Parti'yi, değişik yerlerdeki İyi Parti'yi, değişik yerlerdeki Muharrem İnce'yi ya da partilerin birbirlerini ya da bölgeleri değil mi? İşte Marmara, Güneydoğu vesaire diye karşılaştırmalı yayınlar yaptık. Ben açıkçası bu az imkanla daha önce çalıştığım haber kanallarını falan da biliyorum. Bayağı bir şeyi, sınırlarımızı çok ciddi bir şekilde zorladık. Orada şunu da görüyoruz. Burada genç insanlarla az imkanla da bu iş olabiliyor. Burada temel olan mesele motivasyon. Dolayısıyla yani böyle çok fazla şikayet etmemek gerekiyor. Kaynak, biz ona kaynak yarattık bir tek bir şekilde. O kaynaklar büyük ölçüde de şeyden geldi. Patreon'dan bize gelen desteklerin oraya seçim zamanında kanalize ettik. Pekala olabilen bir şey. Ondan sonra seçim bittikten sonra da şimdi daha çok İstanbul'da, kısmen arada Ankara'da değişik temalarla arkadaşlar sokakta halkın nabzını tutuyorlar. Orada da bir şey oldu. Bayağı bir ilgi duyuyor. İnsanlar aslında bir taraftan konuşmaktan çekiniyor, bir taraftan da konuşmak istiyor, bir taraftan da kimin ne söylediğini merak ediyor. Öyle bir, o videoların öyle bir ilginç bir yönü var ve özellikle YouTube'da Medyascope sayfasında en çok
izlenen ve yorum gelen videolar, özellikle seçim zamanındaki o seçim nabzı videolarıydı yani. Aslında konuşacak çok şey var. Hızlandırmaya çalışacağım biraz. Şimdi bizim yani sadece Türkçe değil, Kürtçe ve İngilizce yayınlarımız da var ve bunu genişletmeyi istiyoruz. Zaten düzenli olarak yapıyoruz. Evet, arada yapıyoruz. Ufak tefek Almanca, yanılmıyorsam İspanyolca, evet, da Fransızca da yayınlarımız oldu. Onları arttırmak istiyoruz ama hani İşte bunlar ekonomik sorunlarla ilgili. Bir şey sorayım ekonomik kısmında gelmeden önce. Yeni bir yasa geçti. Çok da tartışıldı. Hani internet yayınlarının işte RTÜK denetimi altına alınması, bu da bizim yayınları etkileyecek diye yorumlara yol açtı. Ne oldu o yasa şimdi? Yasa geçti. RTÜK'ün bir yönetmelik hazırlaması gerekiyor. O yönetmeliği bekliyoruz. O yönetmelik hazırlandıktan sonra bizimle ilgisi var mı yok mu ya bakacağız ve eğer bizimle ilgili yönleri varsa da onun gerekleri neyse onu yerine getireceğiz. Zamanında ilk olay taslak halindeyken çok büyük gürültü koparıldı ve özellikle de bizim adımız verilerek, Medyascope'un adı verilerek gürültü koparıldı. Tam neyin ne olduğu çok fazla belli değildi. Yasa geçtikten sonra da hala tam net değil. Onun için yönetmelik. Biz zaten bu tür konularda genellikle sakin olmayı ve beklemeyi tercih ediyoruz. Yani böyle ne olduğunu bilmediğin şeye çok da fazla itiraz etmenin anlamı yok. Sonuçta yaşadığımız ülkenin şartlarında bizim gibi yayın yapanların işlerini kolaylaştıracak yasaların çıkacağı gibi bir saflık içerisinde değiliz. Evet. Büyük bir ihtimalle daha da zorlaştıracaktır ama insanlar şunu görmesi lazım. Zaten zor. Daha zor olabilir. Bu zorluklarda var olan, daha zorda da var olmanın yollarına bakabilir. Ama önce aceleye gerek yok. Önce bir bakalım olay neymiş görelim ondan sonra. Bir de orada insanların anlamadığı şöyle bir şey var. Bizim çok hibrit, çok karışık bir yapımız var aslında. İşte bir taraftan bir web sitemiz var ve o web sitesi her şeyin omurgası aslında. Her şeyi orada yerini alıyor. Onun dışında işte YouTube, Periscope ve Facebook üzerinden canlı yayınlarımız var. Ve bu canlı yayınları daha sonra depoladığımız bir YouTube arşivimiz var. O YouTube arşivi de web sayfasıyla ilintili. Yani bize hep dışarıdan şey diye bakıyorlar, işte internet televizyonu. Hayır, biz internet televizyonu değiliz aslında. Biz internette sesiyle, videosuyla, yazısıyla yayın yapan bir yayın kuruluşuyuz. Evet, yani bir kompleks. Evet. Yeni teknolojiyle geleneksel gazeteciliğin bir arada ve yeni şimdi bir şey daha çıksa biz mutlaka onu da eminim içimize alırız. Yani evet, bir şekilde ondan da yararlanırız. Peki şunu söyleyeyim. Şimdi biz ödüller aldık. Bunlar tabii teşvik edici unsurlar. Ayrıca işte isim vermeden siz bahsettiniz ama işte Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Bülent Arınç hep stüdyomuza da rağbet ettiler diyeceğim. Çünkü önemli isimler, sadece yer bulamamaktan değil, bizi tercih ettikleri için başka yerlerde de belki yayın yapabilirlerdi. Biz peki nasıl devam ettireceğiz? Çünkü yani hem ekonomik kısmında bize katkıda bulunmak isteyenler hala ihtiyacımız var herhalde. Tabii. Bir onun yollarını hatırlatalım isterseniz. Şimdi öncelikle biz başladığımızdan beri gerçekten çok güzel destekler var ve bu sadece mali olarak değil. Mesela Güne Bakış'ın ya da işte başka programların jingle'larının müziklerini birisi bir gün kapımızı çaldı burada. Ya ben bu işleri yapıyorum zaten, yapayım size dedi. Yaptı, çok da güzel oldu, kullandık. Onun dışında bize direkt olarak mali yardım yapmak isteyenler için en kolay kapı Patreon. Patreon'da Medyascope sayfasına ya da Ruşen Çakır sayfasına gidip oradan aylık ne kadar bize destek vermek istiyorlarsa, ki bu 1 dolardan başlıyor. Yani şimdi Türk lirasına vurunca 1 dolar 6 liraya geliyor aylık ama gene de çok bir rakam değil. Oradan başvurabiliyorlar. Onu nasıl yapacaklarına dair zaten Medyascope sayfasına girip Patreon'dan nasıl destek olurum diye yazdıklarında karşılarına detaylı anlatım geliyor. Hatta o konuda hazırladığımız videolar da var. O konuda yaptığımız yayın var, onları da seyredebilirler. Biz tabii esas olarak bu şeyi, çarkı fonlarla döndürüyoruz ve bu fonlar bizim buradaki tamamen masraflarımıza gidiyor. Masraflarımızın en önemli kalemi de çalışanların maaşı. Biz başta, demin de söyledim, gönüllülük üzerine geldi insanlar ama daha sonra elimizden geldiğince, imkanlarımız geliştikçe, fonlar buldukça buraya gelen arkadaşları, mesela üniversite okurken geliyor, mezun oluyor, kadro oluyor. Hatta bazıları olmadan kadro oldular.
30'a yakın arkadaşımız var ve bunları büyük ölçüde böyle yürütüyoruz. Yaptığımız iş ortada ve uluslararası alanda aldığımız prestijli ödüller de olduğu için ve Türkiye'nin şartları da belli olduğu için fon bulmakta çok zorlanmıyoruz. Ama ideali tabii bizim para kazanabilmemiz. Para kazanabilmemizin yolu da reklam. Evet. Ama reklamı da insanlar vermiyor. İnsanların vermemesinin nedeni de siyasi. Yani ne olur ne olmaz diye ürktükleri için reklam vermiyorlar. Böyle bir sorun var. Eğer Türkiye normalleşirse, bu tür çekinceler azalırsa o zaman bizim para kazanmamız, kendimizi finanse etmemiz, hatta kâra geçmemiz de olabilir. O olamadığı için de bir tür yapmayı düşündüğümüz bir takım şeyleri yapamıyoruz. Mesela sabah daha erken yayına başlamak gibi. Sabah yayını yapmak, evet. Uşağı yapmak gibi ya da hafta sonu yayın yapmak gibi şeyleri hala gerçekleştiremiyoruz. Çünkü bunların hepsi ek maliyet. Yani %100 arttırıyor neredeyse. Mesela sabah yayında yapalım dediğimiz zaman bir shift daha ekip kurmamız gerekiyor. Bu direkt maliyeti ikiye katlıyor. Evet. Yani onların olabilmesi için ya işte şeylerin, katkıların çoğalması ya da en ideali tabii ki reklam geliri olması, ama reklam geliri maalesef o anlamda Türkiye'de hani şey söyleyeyim, bu çok son günlerde de çok konuşuluyor. Türkiye'de burjuvazi diye bir şey var ama yok, yani böyle bir şey var. Onlar ülkeyi kaderine terk etmiş durumdalar. Şikayet etme gibi bir özellikleri olabiliyor ama onun dışında herkes kendi yağıyla kavrulmak gibi bir husus var, ama özellikle basın, özgür basın, yani herkes için en önemli gerekliliklerden birisi, ama çok umurlarında olduğu söylenemez. Bir şey söylemek istiyorum. Ben de 25 yıllık işte çoğu da ana akımda, işte TRT, CNN, Türk, NTV gibi kurumlarda çalışmış biri olarak şunu söylemek istiyorum. Burası çok önemli. Yani elde edebildiğimiz paraların çoğunu çalışanlara harcıyoruz dedin. Bu çok önemli, çünkü ben bahsettiğim kurumlarda çalışırken biliyorsunuz paralar stüdyolara harcanırdı, ekipmana harcanırdı, insana harcanmazdı. O yüzden de insanlar çok kolay harcanır. Buranın en güzel yanlarından bir tanesi bu. Bir arada çalışmaktan ve gerçekten huzur ve barış içinde çalışmamızı sağlayan unsurlardan bir tanesi bu. İnsana yatırım yapıyoruz. Özellikle Ruşen'in genç insanları katma becerisi ve onları bir anlamda yetiştiriyoruz. Ama galiba gazetecilik de böyle yetiştirir. Yani hani alanda, evet. Beraber. Evet, tabii o çok önemli. Ben açıkçası böyle bir gençlikte böyle bir potansiyel olduğunu sanmıyordum. O klasik şey var ya, kuşak farkından dolayı. Ama buraya geldiğimizden beri, burada gelip giden de oldu, çok oldu. Ama kalan arkadaşlar vesaire gerçekten beni mahcup ettiler ve çok sevindirdiler. Gerçekten çok ciddi bir dinamizm var. Her anlamda, yani o gazetecilik zaten hayata sahip çıkmakla ilgili bir şey. O anlamda gerçekten çok parlak, çok yaratıcı, evet. Ve hani bir de yurttaşlık bilincine sahip genç insanlar görmek çok güzel ve onlarla beraber çalışabilmek. Onlara bir şeyler de öğretebiliyorsak, katkıda bulunabiliyorsak ne âlâ. Bu anlamda ben, çünkü senin de demin söylediğin o ana akım medya denen yerlerde çalıştığımda da biliyorum. Genç insanlar geldiğinde başlarına neler geldiğini, nasıl kendilerine davranıldığını vesaire. Onları çok iyi bildiğim için onlardan özellikle uzak durmaya çalışıyoruz. Bir de açıkçası şöyle bir şey var. Yani ben şu anda 56 yaşındayım. Emekli oldum normalde uzun zaman önce. Yani kendi köşeme çekilip hani bir Şirin Balıkçı kasabası falan gibi bir yerde yaşayabilir. Burada bir şey yapıyoruz. Burada Türkiye'deki var olan, daha önce gördüğümüz ve sevmediğimiz iş yerlerinin bir küçük modelini, Sanayi Mahallesi'ndeki bir küçük modelini yapmak için bu yaştan sonra bunlar çekilmez. Sen de işte benden daha gençsin ama yine de yani yıllar önce A kurumunda, B kurumunda, C kurumunda yaşadığımız insan ilişkileri, yaşadığımız bir acayip bir gazetecilik
perspektifiyle falan bunlara değmez yani. Onun için çünkü onun için başka bir şey yapıyoruz. Dışarıdan birileri gelse, burada birazcık takılsa, baksa tam anlamazlar. Hatta bizimle ilgili bir iki tane yüksek lisans tezi yapıldı ve yapanlar buraya geldiler falan. Herkes burada gözlemcilik yaptılar, yerinde gözlemcilikte. Büyük ölçüde şaşırmışlardır. O çok model şey bir laf var yani, iş modeli falan. Burada böyle bir tanımlara uyan bir iş modeli yok değil mi Tamer? Arada evet, bana kızıyor hani, Tamer bu yüzden ama. Şimdi şöyle bir durum var burada. Hani biz hepimiz CNN Türk'te birlikte çalıştık orası. Hatta işe girdiğimizde Kanal 24'tü, sonra CNN Türk oldu. Orada bize hep şeyi anlatıyorlardı ya işte. İleride her bir tane adam olacak. Kamerayı, kurguyu, her şeyi kendisi yapacak. Hatta hepimizi de buna zorlamaya çalıştılar. Hani her şeyi yapalım diye. Hani 20 yıllık muhabir insanı oturtup kurgu yaptırmaya çalışmışlardı. Burada o gerçekten yürüyor. Burada rejide çalışan arkadaşımız da aşağıda haber yazan ya da işte yayına çıkan arkadaşımız arasında bir fark yok. Hepsi aynı kişi çünkü. Yani, evet, yani öyle bir dönüşüm güzelliği, var. Güzelliği gönüllülük esasıyla herkes hevesle ve heyecanla katıldığı için. Evet yani kimsenin elini tutmuyoruz. Hani şu konuda bir şey yapmak istiyorum ben, şu adamla konuşmak istiyorum. Tamam, çağır kabul etti mi? Bakıyoruz ajandaya, ne zaman boş gelip herkes yayınını yapıyor. Bu hepimiz açısından güzel. Bir de şöyle bir şey var. Bu Türkiye'deki konvansiyonel gazetecilikte imza, ekranda görünme falan gibi şeyler bir şeydir. Evet. Lütuf gibi yapılır. İnsanlar hani imzası mesela 6 ay çalışır, tek imzası çıkmaz. Hatta bazen onun yaptığı şeyler başkasının, daha kıdemli birisinin imzasıyla çıkar. Ekrana gözükmek, muhabirin hatta anons yapması falan bile değil mi? Evet. Olay yerinden o bile bir şeye bağlıdır falan. Biz hatta ama sırf burada anons yapan muhabirler vardır. Arkada birileri haberi hazırlar, bir de sırf anons yapan muhabirler vardır. Sırf, evet. Burada ama biz o anlamda Allah için mesela burada gelip ikinci günü burada yayın yapan arkadaşlarımız oldu. Geldiklerinin ertesi günü yayın yapan. Bu konuda cesur olduğunu söylemeliyim. Ben 3 gün bekletirdim. Ama bunun sonuçta şeyi yok. Hep çok güzel oldu yani. İnsanlar bizim samimiyetimizi falan biliyorlar. Önemli olan yayının yanlış olmaması ve yanlış olmuyor, olmuyor şu ana kadar. Yani. Bir de şey örnekler var mesela, şimdi genç arkadaşlar bütün bu sosyal medya her şeyi bizden daha çok hakimler ya. Mesela bir arkadaş geliyor, stajyer daha, yani stajyer derken o gün geliyor çalışmaya, bir haber yazıyor. Ona böyle işte tweetlerden, Facebook'tan alıntılar yapıyor böyle. Haber sayfaya bir giriyor, biz şaşırıyoruz. Yani sanki böyle 10 yıldır gazetecilik yapıyormuş gibi bütün açılarıyla buranın, biz de oradan öğreniyoruz yani. Buranın kolektif havasında ve bence bu iş ortamında yani barışçı, böyle sükunet içinde, senin serin kanlının o anlamda her zaman bizi, özellikle benim gibi heyecanlı biri de her zaman iyi gelmiştir. Bitirirken şunu hatırlatmak istiyorum. Yani sizlerden rica ediyorum, hani seyircilerimizle paylaşalım. Aslında bizim emeğimizin toplu halde görülebileceği, şu ana kadar anlattıklarımızın da hani çıktı olarak, iş olarak görebilecekleri bizim internet sitemiz. Ve orası çok renkli. Tabii ki bütün yayınlarımız da öyle. Ama hepsini orada bulabilirsiniz. Ayrıca şu anda izlediğiniz mecrada olmayanları da görebilirsiniz. Ve konu çeşitliliği. Ben çok heyecan duyuyorum yani. Evet, orada Nurdan'ın adını anmamız şart. Nurdan Üçer başından itibaren. Zaten bu beni böyle bir işe sevk eden o ve denetti. Denet bıraktı, ayrıldı. Nurdan kendisi Türkiye'de değil ama hala bizim bütün bu teknoloji işlerimizi yapıyor. Servis sağlayıcıdan kaynaklanan bir takım sorunlar yaşıyoruz. Onları sürekli aşmaya çalışıyoruz. Son günlerde yine oldu. Ama o bizim şeyimiz yani, o bizim depomuz ve 3 yılın bütün dökümü orada var. Ben böyle arada sırada özellikle anahtar kelimelerle falan bazen bakıyorum biraz hafıza tazelemek için, ama çok ciddi bir şey var. Hem yayın olarak hem de metin olarak, mesela geçen Haldun 200. çevirisini yayınladık. Haldun ilk günden itibaren katkıda bulunan Haldun Bayrı'nın Fransızca'dan çevirileri mesela. O mesela çeviri yapan arkadaşların hepsi gönüllü. Değişik dönemlerde bazı arkadaşlar geliyor, bize çeviri yapabileceğini söylüyor. Sonra hayat gailesi, işleri güçleri oluyor, geri çekiliyorlar ama hemen yerine başkası geliyor falan. O anlamda çok kaliteli çevirileri yapabiliyoruz değişik dillerden.
özellikle İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere. O anlamda çok şeyiz ve çok iddialıyız. Yani Medyascope'un özellikle bir dönem Aldo'nun IŞİD üzerine yaptığı çeviriler falan bayağı bir, hatta oradan kitap da yaptı ama başka arkadaşların yaptığı, İlker'in yaptığı, şimdi Okan'ın yaptığı, Oğul Tuna'nın yaptığı çeviriler falan bayağı bir, onlar bizim şeyimiz. Bir de tabii burada haberleri derliyoruz, çeviriyoruz. Derleyip yapmamız hususu var ve şu anda benim gördüğüm kadarıyla açıkçası Türk medyasında dış haber konusunda bizi elimize su dökecek kimse yok. Yani evet. O anlamda çok en güvenilir kaynaklardan en hızlı bir şekilde ve en sayı bir şekilde ve tabii şöyle de bir şey var. Nereden aldığımızı belirterek kullanıyoruz bunları. O anlamda da çok şeyiz yani. İyi bir sicilimiz var. Ben burada biraz da hani şeyden bahsetmedik işte doğru düzgün. Güne Bakış ekibinden bahsetmek istiyorum. Tamam, Gökçe ve Burak. Şimdi onları bırakacağız hatta. Onun diğer tarafta hani bir daha böyle siyasi kısmına bakan İrfan'dan da hiç bahsetmedik. Ah. Bugün İrfan da yok aramızda, olsaydı daha güzel olacaktı yayın. Gelmedi diye. Yani mesela dışarıdan bakınca Gökçe ile Burak'ın seni kimse fark etmiyordur muhtemelen. Onlar prompter kullanmıyorlar. Yani tabii ki normal paketlerin arasında prompter kullanıyorlar ama bir konuk olduğunda biz onlara hiçbir soru, bir şey dikte etmiyoruz. Hepsine kendileri çalışıyorlar. Sabahtan itibaren konumuz neyse, ana konu belirlendikten sonra oturup ona saatlerce çalışıyorlar. Bazen günlerce çalışıyorlar. Bazen mesela bir yazarı konuk alıyorlar. O zaman aslında bir hafta kitabı okuyorlar. Aslında sen bunları şundan anlatma ihtiyacı duyuyorsun. Çünkü buradan yetiştiler. Buranın... Evet. Ekranda ve alanda yetiştirmiş olduğu isimler olduğu için, yoksa anlatmaya gerek yok, hiç öyle gözükmüyorlar zaten. Bir de şey tabii, reji ekibimiz de çok önemli. Yani bizim rejimiz gibi bir reji ekibi yok. Çünkü başka hiçbir yerde reji ekibine hadi şu yayını yap diye ekrana süremezsiniz. Bizim arkadaşlarımız çeviri de yapıyorlar, şey özel reji sayfada hazırlıyorlar. Reji yapan arkadaşların aynı zamanda haber ve yayın yapıyor olması o çok önemli. O bağı, yani böyle ayrı ayrı kompartmanlar şeklinde bir düzenek yok. Onun için iş modeli olarak bakıldığı zaman öyle bir iş modeli yok. O hiyerarşi yok. Tabii bunu böyle anlatınca da bir çok anarşik bir şey değil aslında. Ama pekala insanlar daha özgür bir ortamda daha verimli olabiliyorlar. İlla ki bir disipline etmek vesaire yapmak şu bu gibi bir arayışı değil. Önemli olan o verimlilik. O verimlilik de gerçekten insanların motive olmasıyla ilgili bir şey yani. Vallahi çok teşekkürler. Biz de motive olarak gerçekten heyecanla bu ekibin ben parçası olmaktan çok mutluyum. Ve diğer arkadaşlarım da aynı duyguyu yaşıyorlar. Hatta Burak Tatar'ı paylaştı bile sosyal medyada yayından önce. Tabii katkılarınızı, yani şu önemli, onun altında çizmek isterim. Hani bizi izleyenlerin çoğu da aynı sıkıntıyı yaşıyorlardır. O yüzden bize yöneldiklerini düşünüyoruz. Haber çeşitliliği açısından, gerçekten habere erişmek açısından çok ciddi sıkıntılar yaşanan bir dönemdeyiz. Bizim gibi, sadece biz değil ama bizim gibi... gazeteciliği her koşulda sürdürmeye çalışanların da ve yurttaşlar için gazetecilik yapmak isteyenler için yurttaşların desteği önemli. O anlamda da umarım bize destekleyenler sayısı artar. Madden, manen bu şekilde, yani bilgi birikimiyle olabilir, her anlamda katkıları açığız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz sonra bayramdan önceki son Güne Bakış programı da olacak, Medyascope'da olacak. Biz de bayram sonrasında yeniden görüşünceye dek iyi bayramlar, hoşça kalın.